Şehrin patronları sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Şimdiki adresimiz İstanbul Avcılar'da mobilya sektöründe farklı konsept ürünleriyle fark yaratan bir firma. Firma görsellik, kalite ve şık tasarımlarla her zaman müşterilerinin ilgisini üstüne çekmeyi başarmış. Firma ürünlerini tasarlarken müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde tutarak onların rahatlıklarını ve konforunu ön planda tutuyor. Yaşam alanlarınıza, konutlarınıza farklı bir bakış sağlayacak konsept ürünleriyle hizmetinizde. Evinize değer katan mobilyalarıyla kaliteli ve konforlu bir yaşamın farkını hissedin. Şimdi mikrofonumuzu firmanın yönetim kurulu başkanı Turgut Demir'e bırakıyor ve kendisiyle sohbet ediyoruz. Bu tasarladıkları mobilyalar hakkında detaylı bilgileri kendisinden dinliyoruz. Evet sevgili izleyenler, şimdiki durağımız yatak mobilya konusunda gerçekten başarılı ve iddialı bir firmadayız. Yönetim kurulu başkanı Turgut Demir beyefendi ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yatak önemli sevgili izleyenler, bilindiği gibi insan sağlığında uykumuz çok önemli. Yattığımız yatağın kalitesi çok önemli ve bu anlamda da dünyada bir ilki yaptığınız yatak konsepti konusunda. Evet. Biz 7 yıldan bu yana, yani uzun bir Ar-Ge çalışmasından sonra bir tasarım yapalım dedik akıllı karyola. Karyolanın içerisinde yani insan hayatında belki yani yarısı neredeyse yatakta geçiyor. Uykuda geçiyor, uykuda değil geçiyor, mi? Uykuda geçiriyoruz geçiyor. Yatakta. İşte biz de orada bir yaşam alanı yaratalım dedik. Ki böyle bir şey tasarladık. Konsept olarak da yok sevgili izleyenler. Neler var yatağımızın özelliklerini konsept olarak? Yatağımızda TV'miz var gizli. İstediğiniz zaman açarsınız, istediğiniz zaman kapatırsınız. Müzik sistemimiz var. Küçük bir klaba dönüştürebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Yatak odanızı evet, değil mi? Evet. Hastane yataklarındaki gibi hareketli yatak mekanizması var. Kaldırıp indiriliyor yatağı. Tabii hem sırtı hem ayak ucu. İnsan işte akşamleyin bazen yorgun oluyor, ayaklarından çok sıkıntı oluyor. İsterseniz ayak ucunu kaldırıyorsunuz. Hastane İsterseniz, formatında değil aynen, mi? Aynen. İşte bazı yani yaşlı yatılak hastalar da çok tercih ediyor. Kesinlikle. Daha sonra bardaklığımız var. İstediğiniz zaman yani mesela diyelim ki süt ısıtmaya gidiyorsunuz, çocuğunuz vardır. Ama bu yatakla hiç gerek kalmıyor tabii, değil mi? Tabii. Orada ısıtabiliyorsunuz. Ayrıca içeceklerinizi soğuk olarak da küçük bir mini buzdolabı diyebiliriz aslında sevgili izleyenler yani, yanlarında. Diyebiliriz aslında. Hem bardakları da konulacak tabii. Yan taraflarında çekmeceler okuma, var. Okuma lambası var. İnsan işte bazen işte okuma ışıkları kapalı işte kitap okumak. Birisi uyumak istiyor. Birisi işte, kitap okumak istiyor. O şekilde de yan tarafı yani, hiçbir şekilde rahatsız etmiyoruz değil mi? Evet. Aynı zamanda masaj sistemi var. Masaj çok önemli. Evet. Masaj sistemi var. Uzanıyorsunuz. Yani işten geldiniz yine yorgunsunuz. Hı-hı. Yani bir yarım saat uzansanız kendinize getiriyor. Yani bedenin bütün her yerine fonksiyonlu bir şekilde masaj görevi de görüyor sevgili izleyenler. Evet. Bu yatakta gerçekten yok. Ve patenti de Turgut Beylere ait değil mi? Evet, bize ait. Yani normalde baktığınız zaman bir şey yapıyorsunuz, eğer patentini almıyorsanız anında hemen... Yan sanayi, yan... Tabii yapıyorlar. Aldım. Sizin aylarca, yıllarca uğraştığınız emeğinizi çalıp gidiyorlar maalesef. Evet. Peki Turgut Bey, dünyada bir ilksiniz artık. Türkiye'de değil, dünyada ilksiniz. Baktığınız zaman konsept olarak, yatak konsepti olarak, özellikleri olarak, gerçekten içerik olarak çok güzel. Bu fikir nereden geldi aklınıza? Şimdi aslında biz, ben kendim 30 yıl meslekteyim. Daha önce koltuk imalatı yapardım. Sonradan da böyle bir şey aklımıza geldi, dedik böyle bir şey yapalım. Yaptık. Uzun bir Ar-Ge çalışması, tabii, emek. Tabii. Şimdi daha önce yaptık modellerimizin üzerine özellikleri daha ekleyerek şimdi son noktasına geldi. Bir sonrası ne olur onu bilmiyorum. Evet, ünlü isimlerinde sevgili izleyenler yatak odalarını görüyoruz. TV programlarında, evet. Magazin programlarında ünlülerden de isim vermeyelim burada. Ünlülerden de çalıştığımız isimler aynen. Var. Oluyor, ünlüler de var tabii ki. Yani hatta mobilyanın beşiği dedikleri İtalya'dan dahi siparişlerimiz oluyor. Amerika'ya gönderdiğimiz, hatta bir tanesi Hollywood Star diyebilirim. Çok güzel. Ona gönderdik. Mobilya konusunda zaten Türkiye şu anda... Daha önce İtalya'ydı, biz şimdi onları geçtik diyebilirim. Bu da bizim gururumuz olsun değil evet. Mi? Çok yani güzel. Keşke her alanda da böyle bir şey olsa, bir başarı olsa.
Kesinlikle. Ben kendim meslek olarak da meslektaşlarım olarak da mobilyada iyi olduğumuz için de gurur duyuyorum tabii ki. Firmanız olarak da zaten çok tabii başarılısınız. Ki. Bu haftalık bizlerden bu kadar sevgili izleyenler. Önümüzdeki hafta sürpriz konu ve konuklarla Şehrin Patronları programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.